Herkese merhaba sevgili Teknoloji Uyku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Şu anda Oxford'un İstanbul'da düzenlediği Renault 10 lansmanındayız. Elimde tutmuş olduğum şu telefondan şöyle göstereyim. Oxford'un gizlenebilir ön kamerası bulunan ki üst yan yüzünden çıkan bir özel ilginç bir kamerası var. Oxford Renault 10X Zoom. Bu telefonla ilgili merak ettiğiniz her şeyi detaylı bir inceleme, eğer telefon gönderisi yapacağız ama hazır telefonu bulmuşken telefonun özelliklerini bir göz atalım ve bizlere neler sunduğuna bir bakalım istedim. Şimdi gelin Oppo Reno 13 Zoom'un özelliklerine bir bakalım ve bizlere neler sunuyor hep beraber izleyelim. Evet, geçtiğimiz günlerde tanıtılan Oppo Reno 10X şu anda elimizde. Görüyorsunuz ön tarafta hemen ilk dikkatimi çeken şey, ön tarafta bir kamera görmüyorsunuz değil mi? Şu anda bir kameramız yok, evet. Ama telefonun enteresan bir özelliği var. Şu anda da yine ön kamera görünmüyor ama şöyle yapacağım. Şöyle yere koydum kameramızı. Ön kamerayı açıyorum. Bakın şuradan bir kamera çıktı, evet, şu anda ben de ekranda beni görüyorsunuz. Kameramız çıkmış durumda. Şu an tekrar kapatacağım kamerayı. Kamera uygulaması kapatınca yine bu kamera gizleniyor. Üst tarafta gizlenebilir bir kamera mekanizması var. Bu sayede tabi haliyle ve doğal olarak telefonun ön yüzünde bir kamera mekanizması bulunmuyor. Şimdi gelin telefonun teknik özelliklerine bir bakalım. Oppo Reno 10X Zoom 6.6 inçlik AMOLED bir ekranla bizi karşılıyor. 1080x2340 piksellik bir çözünürlük sunuyor. Yani Full HD Plus diye geçiyor artık bu ekran. Standart hale geldi zaten, neredeyse tüm telefonlarda bu ekran bulunuyor. Ekranın ön tarafında Gorilla Glass 6 koruma, ekran koruması mevcut. Yani düştüğü zaman vesaire olduğu zaman işte darbelere karşı daha dayanıklı bir telefon var karşımızda. 19.5:9 ekran oranımız var. Android 9 Pie işletim sistemiyle geliyor bu telefon ve Qualcomm'un Snapdragon 855 işlemcisi var. Bu arada telefonun iki tane sürümü var, onu söyleyeyim. Normal Reno sürümünde bu işlemci yok. Onda zaten böyle gizlenebilir kamera da yok. Onu da söylemiş olalım. Ama bu modelde gizlenebilir bir kamera teknolojisi bulunuyor. Telefonda Adreno 640 GPU bulunurken 6 veya 8 GB'lık RAM seçeneklerinin olduğunu söyleyelim. Depolama tarafında ise 128'e 256 GB'lık depolama olacağı açıklanmıştı. Türkiye'ye hangi sürümle gelecek yalnız bilmiyorum. Muhtemelen tek sürüm gelir Türkiye'ye. Çünkü bu ürünün fiyatı biraz pahalı olacak. Az önce ben arkadaşlarla da konuştum. Kabaca 8000 lira civarında olabilir diyorlar. Oppo biliyorsunuz RX17 Pro'da da böyle bir fiyat politikasıyla gelmişti. Aslında markanın amacı bu modelleri satmak değil, ismini duyurup daha alt taraftaki işte Neo gibi modellere yönelmek olduğu da ortaya çıkıyor gibi geliyor. En azından benim kişisel fikrim bu. Şimdi telefonun yan tarafında sadece bir güç açma tuşumuz mevcut. Şöyle görüyorsunuz şurada. Diğer yan tarafında ise ses açma kapama tuşları yerleştirilmiş. Alt kısma bakalım. SIM kart yuvamızı görüyorsunuz. Hemen onun yanında USB Type-C bağlantımız bulunurken diğer tarafta ise hoparlör çıkışı yer alıyor. Üst kısımda herhangi bir bağlantı yok. Burada zaten kamera var. Şu anda kameranın çıkıntısında gizlenmiş olduğu bölümü de epey büyük bir şekilde görebiliyorsunuz. Gelelim telefonun kamera tarafına. Şimdi biliyorsunuz bu telefonun özelliği 10X zoom özelliğine sahip olması ama hibrit zoom sunuyor. Normalde 5X optik zoom var. Biliyorsunuz bu benzer bir teknoloji Huawei'nin P30 Pro modelinde de vardı. Hatta ilk olarak bunu piyasaya süren Huawei olmuştu. Renault da onu takip eden bir marka. Daha önce duyurdu ama piyasaya sürülmeleri arasında birazcık Huawei daha hızlı davrandığını söyleyeyim. Evet, bir optik zoom sistemi kullanılmış. 5X optik zoom şu anda görüyorsunuz. Hemen şu alttaki kameramız 5X optik zoom sunuyor. 10X de hibrit sunuyor. Yani dijitalle karışık sunuyor. Benzer bir özellik P30 Pro'da da vardı. Şurada bir çıkıntısı var. Görüyor musunuz bilmiyorum. Burada ekranda çok anlaşılıyor mu? Şöyle bir çıkıntımız var. Bu çıkıntı telefonun düz bir yüzeye yerleştirdiğinizde kameranın çizilmesini vesairesini engel oluyor. Akıllıca bir hareket olmuş. Enteresan bir özellik. Normalde telefonlarda bulunmayan bir özellik. Böyle bir tasarım anlayışı bulunuyor Oppo Reno 10X Zoom'da. Telefonun kamera tarafındaki teknik speklere bakacak olursak 48 megapiksellik ana kameramız, onu takip eden 13 megapiksellik bir 5X telefotomuz bulunurken 8 megapiksellik de bir ultra geniş açı bizi karşılıyor. Oldukça yüksek çözünürlükler veriyor. 4K 60 fps video çekebiliyor. Ve ön taraftaki kameraya gelecek olursak bu kameramız ise 16 megapiksel çözünürlüğe sahip ve motorize bir sistemi bulunuyor. Şöyle tekrar açalım. Şimdi açılmadı. Tekrar ön kameraya geçince açılacak. Şöyle bir, şu anda beni görüyorsunuz ekranda da. Şöyle göstereyim ben kendimi. Buraya gizlenmiş durumda. Gördüğünüz gibi. Gizlenebilir bir kamera sistemimiz mevcut.
Diğer özelliklerine bakacak olursak telefonun, Bluetooth 5.0, USB Type-C, az önce söyledik bunu, 4065 mAh'lik lityum polimer pil, 20 watt kablolu hızlı şarj özelliği bulunuyor. Biliyorsunuz Oppo buna Walk ismini vermişti. Hatta biz onu daha önce bir test etmiştik. Oldukça hızlı bir şarj teknolojisi bu modelde de bulunuyor. Genelde üst modellerinde kullanıyor Oppo sadece bu teknolojiyi. Daha düşük ve uygun fiyatlı modellerde bu teknolojiyi yer almadığını belirtelim. Ekrandan parmak izi okuyabiliyor. Ve benzeri birçok özellik de yine telefonla karşımıza çıkıyor. Evet, Oppo Reno 10X ile ilgili merak ettiklerinizi bu videoda sizlere anlatmaya çalıştık. Güzel bir telefon olmuş. Tabii fiyatın çok uygun olmayacağını bir kez daha söyleyeyim. Çünkü Snapdragon 855 var zaten. O genelde uygun fiyatlı bir işlemci değil. O yüzden telefonlarda, kullandığı telefonlarda fiyatı haliyle ve doğal olarak pek uygun olmuyor. Ama şık bir telefon var. Özellikle şu arka tarafına bakın. Mat bir tasarım anlayışı var. Pek parmak izi kalacak gibi de görünmüyor. Kutudan ekran koruyucu bir kılıf da çıkıyormuş. Şu an kutuyu biz görmediğimiz için bilmiyoruz ama böyle bir kılıfla beraber daha şık kullanılacaktır. Ama bu üst tarafta herhalde bir açıklık var diye tahmin ediyorum. Çünkü buradaki kamera bu açıp kapama sırasında kılıfın altında kalacaktır. Onu muhtemelen orası boşluktur diye tahmin ediyorum. Oppo Reno 10X'i elimize aldık ve birçok özelliğini sizler için anlattık. Telefonla ilgili merak ettiklerinizi bu videonun altında bizlerle paylaşabilirsiniz. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Farklı bir videoda, farklı bir çekte karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.